damlalar. Ağlamak ve gülmek. İnsanın iki hali. Her ikisi de hem lazım, hem insan ikisinden de kurtulamaz, uzak kalamaz, kalmamalı. Yani mesela erkekler ağlamaz filan deyip ağlamaktan çekinmemeli. Ya gülmek ciddiyeti bozar filan deyip gülmekten korkmamalı belki. Ama ikisinin de ölçüsü var. Yani insan kahkahalarla gülüp pervasız, sanki bütün meselelerini halletmiş, sanki kabir azabından halas bulmuş, kurtulmuş, sanki işi bitirmiş, sırat köprüsünden geçmiş gibi bir kahkahayı nasıl koyverebilir iyi düşünürse, ya da nasıl surat asabilir, nasıl kahredebilir? Öyle bir ölçü ki sevgili dinleyiciler, gözlerinde iki damla yaş var iken tatlı bir tebessüm yüzde. Olur mu? Yani insan hem ağlar hem güler mi? Olur tabii. Yani ağlamak ama feryat, figan, şikayet, asık suratlılık değil, gülmek ama kahkaha değil, bir tatlı tebessüm. Hani bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir demişti şairin biri. Büyük şair Nabi'den gülmek ve ağlamakla ilgili muhteşem bir beyit var sevgili dinleyiciler. Şöyle buyuruyor üstad: oldu sermayeyi hayret, bana bir mi ümmit, bilemem eyleyecek girye midir, hande midir? Tabii bugünlerde kullanmadığımız kelimelerden ürülü muhteşem bir beyit. Hemen anlaşılmıyor. Bu da çok normal. Oldu sermaye-i hayret, bana bim-i ümmit. Bim korku demektir. Ümmit de bildiğimiz gibi ümit. Ömrümü harcadığım bir hayret sebebi oldu. Korku ile ümit arasındaki salınım, gidiş geliş. Bir korku bir ümit, bir korku bir ümit. Gidip geliyorum diyor büyük irfan sahibi, büyük gönül ehli Yusuf Nabi. Bilemem eyleyecek girye midir, hande midir diye devam ediyor. Girye ağlamak, hande gülmek. Netice itibariyle diyor, dosyayı kapatırken, gözlerimi kapatırken, şu alemden giderken gülecek miyim, ağlayacak mıyım, işte bunu bilemiyorum diyor. Ki hande olur inşallah dememiz lazım hepimiz için. Sevgili dinleyiciler, hem korkmak hem ümitli olmak lazım. Gece ağlayıp gündüz gülmek tavsiye ediliyor. İyi insan tarif edilirken, içi ağlayıp yüzü gülen, içi mahzun, dışı neşeli deniliyor. Bu neşe ümitten kaynaklanır, bu hüzün korkudan. Aynen şu beytte olduğu gibi, tecelli eyler ol, gâhi celalinde, gâhi cemalinde, birinin hasılı cennet, birinden nar olur peyda. Cenab-ı Hak bazen celal ile, bazen cemal ile tecelli eder diyor. Tecelli eyler o, gâhi celalinde, geh cemalinde, birinin hasılı cennet, birinden nar olur peyda. Yani bu tecellinin birinden ateş, cehennem Allah saklasın, birinden de cennet-i âlâ peyda olur diyor. Yani korku olmadan ümit, nasıl ki insan için tehlikeliyse, ümit olmadan korku da o derece tehlikeli. İnsan hem sevinmeli hem korkmalı. Yani hem mahzun olmalı hem yüzü gülmeli. Abu Sulbecih kerihül manzar der eskiler. Hani çatık kaşlı, efendim asık suratlı, etrafına negatif enerji yayan bir tip düşünebiliyor musunuz? Onu kim sever, o kimi sever, ondan nasıl bir hayır husule gelir? Lazım olan içinin ağlayıp dışının gülmesi, gece ağlayıp gündüz gülmek, gözyaşıyla tebessümü, hoşça bir karıştırıvermek ve bir özge temaşa.